Sayın Dükel, günaydın, hoş geldiniz, iyi haftalar. Evet, günaydın Ebru, sana da hoş geldin. Geçmiş olsun. Seni ekranda görmek güzel. Teşekkür ederiz Sayın Dükel. Şimdi ekonomiden bahsediyoruz malum. Bir yandan Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı ve geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda %22,1. Yine yüksek aslında, yani resmi verileri konuşuyoruz. TÜİK'in güvenilirliğinden bahsediyoruz. Bir yanda bu dursun ama bir yanda TÜİK'in verisinde bile işsizliğin aslında yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ve bununla birlikte ekonomi politikası tartışılırken bakan yardımcısının yapmış olduğu bir açıklama var. Yeni yaptığı bu açıklamada mevduat sistemi için, kur garantili mevduat sistemi için dua edin tutsun dedi. Daha önce temennilerle karşılaşmıştık. Şimdi bir dua kısmıyla da karşılaştık bu dönemin. Neler dersiniz? Yani her işimizi Allah'a havale ettiğimiz için dua dönemi oldukça net bir biçimde hayatımıza yerleşmiş durumda. Yani Sayın Cumhurbaşkanı nas hükümleri ortada deyip bu konuyla ilgili görüşlerini açıklarken bakanın da hadi dua edin demesi gayet doğal bir süreç aslında AKP'nin zihniyeti bakımından. Şimdi buna tekrar döneriz ama şu işsizlik, yani mızrak çuvala sığmıyor artık, yani TÜİK bile çekecek, yani mızrak o kadar büyüdü ki çuvalın boyu da yetmiyor artık, dolayısıyla bir türlü sokamıyor içine. Yani TÜİK bile artık belli bir noktadan sonra olayı vermeye kalktı. Fakat TÜİK'i baktığınız zaman bütün rakamları en az 2 ile çarpın, enflasyonu 3 ile çarpmanız lazımdı, hani geçmiş işte bir ay önce, 1,5 ay önceki rakamlar. Ama minimum 2 ile çarpın, işsizliği 3 aşağı 5 yukarı bulursunuz ya da diğer verileri 2 ile çarpın siz. Her ihtimale karşı. Şimdi gelelim bakanın söylediğine. Yani şimdi diyor ki bu dua edin yeni bu sistem tutsun diyor. Yeni bu argümanımız tutsun diyor. Ya şimdi dua ile bu işi götürmek bir kere hani normal bulunduğunuz bir rejimle alakalı bir söylem değil. Taban tabana zıt. Bunun dışında hadi diyelim hep beraber dua ettik, bu sistemde tuttu. Ya bunun karşılığında bizim göreceğimiz enflasyonun ne olduğuna ilişkin Sayın Bakan bir şeyler söyleyebilir mi acaba? Yani bu ülkenin hazinesine, milletin üzerine yükleyeceği faizden haberi var mı acaba? Eminim yok. Bilmiyor. Yani bilmiyor. Yapacak da bir şey yok bu konuda. Vatandaşlar olarak öyle bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Sandığı bekliyoruz elbette. Bakıyoruz sadece. Sandığı bekliyoruz. Bu iş duayla falan değil. Akılla, bilimle, ilimle yönetilir bu tip şeyler. Elbette yani duanızı edersiniz ama hani ortada bir şey olmayacak, duaya amin denmez diye bir de bizim bir atasözümüz vardır. Bu olmayacak bir iş. Ekonomistlerin, iktisatçıların tamamının ortak görüşü bu. Hani sonradan olma ekonomistler ya da sonradan olma iktisatçılardan söz etmiyorum. Bu işin ilmini, bilimini okumuş, yıllarını bu işe vermiş, dirseğini bu noktada çürütmüş insanların verdiği örnekler, yaptığı yorumlar, söyledikleri çok açık. Bu olmaz diyorlar. Olmayacak duaya da şimdi amin demenin de çok bir mantığı yok. Yol yakınken bilme, ilme işte dönmeleri noktasında TÜSİAD'ın tavsiyesi vardı zaten bir ay önce. Fakat ısrarla böyle abuk subuk nereden icat ettikleri belli olan 1970'lerin, 73'lerin, işte 80'lerin sistemini getirip buradan medet ummaya çalışan ki bunun başarısızlığı da bizzat bu politikaları uygulayanlar tarafından ifade edilmiş olmasına rağmen uygulamaya çalışan bir yönetim var. Bunun başarısızlığını rahmetli Turgut Özal çok net ifadeyle söyledi. Yani o süreçte başlatılan faiz yükünü biz yıllarca ödemek zorunda kaldık dedi. Hazineye topladığımız her rakamın, her gelirin %50'sini bu faize götürdük, verdik dedi ve çok zor toparlanabildik dedi. O yılları tekrar özellikle yaşı uygun olanlar hatırlayacak, olmayanlarsa açsın, okusunlar, her şeyi yazıyor ya. Google dediğiniz bir şey var, oraya girdiğiniz zaman her şeyi veriyor, her yeri gösteriyor. Dolayısıyla Sayın Bakan tabii ki millet olarak dua ederiz, bu ayrı bir şey. Ama bu işin de bir de olmayacak tarafı var. Olmayacak duaya da amin denmez Ebru. Evet Sayın Dükel, tüm hafta sonu konuşulan bir konu vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayına katıldı. Ve Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayında Şentop ve Kara İsmailoğlu cevap hakkını kullanmak istedi ve yayına katıldı. Burada hatta Kılıçdaroğlu da dedi ki saraya sesleniyorum, o da bağlansın. Zaten onlar aratıyor gibi bir açıklaması oldu. Ne dersiniz? Bu yayınla ilgili sizin değerlendirmeniz ne oldu? Yani neden mesela yayına bağlanıp cevap hakkı kullanmak istediler? Daha önce pek görülmüş bir şey değil çünkü bu. Yani daha önce görülmüş bir şey değil. Özellikle bu süreçte tabii ki cevap hakkı denen bir şey vardır ve bu olmalıdır da. Ama nasıl yapıldığına, ne şekilde yapıldığına, hangi sıklıkla yapıldığına bakmak lazım. Bir kere orada bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın doğrudan muhatabı AKP Genel Başkanı'dır. Dolayısıyla öncelikle AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın bağlanması lazımdır. Yani bu iş mütekabiliyet esası sadece hani dış işlerinde ya da dış politikada geçerli değildir. Bu mütekabiliyet karşılıklılık esası bütün alanlarda geçerlidir. Sayın Genel Başkan bir iddia koyuyor. Ha, bu iddiayı beğenmiyor musun? Yalan mı diyorsun? Doğru olmadığını mı düşünüyorsun? O zaman bunun karşılığında olacak kişi AKP Genel Başkanı'dır. Bir kere bu noktada da mevcut Habertürk o noktada doğru bir iş yapmamıştır. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafına geldiğinizde ya Allah'ın her günü, Allah'ın her dakikası kıyamet gibi kanalda CHP'ye ve belediyelere inanılmaz derecede atılan iftiralar var ortada. Şimdi bu konuda söylenen sözlerin doğru olmadığını ispat etmek isteyen ya da cevap hakkı doğduğunu düşünülen hangi CHP'li bağlanmış bugüne kadar ekranlarda? Bunun örneğini görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. O halde bu sadece ve sadece talimatla verilmiş bir bağlanmadır. O talimatta mevcut kanal tarafından yerine getirilmiştir. Yani başka bir izahı yoktur bunun. Cevap hakkı kutsaldır. Eyvallah. Cevap hakkı doğan herkes konuşabilir. Ama burada cevap hakkı sadece ve sadece AKP Genel Başkanı'na doğmuştur ve onun cevaplaması gereken bir durumdur. Çünkü iddiayı koyan bir partinin genel başkanıdır. Bunun karşılığında da bağlanması gereken diğer muhatap genel başkandır. Başkası olmaz, kabul edilemez. Üçüncü bir husus daha var. Sayın Bakan'ın bağlandığında yaptığı açıklamalar. Yani yağlı, yolu bilmem. Yani siz bir bakansınız nihayetinde. Böyle bir açıklama bir kere siyasi nezaketten uzak bir açıklamadır. Karşınıza bir genel başkan vardır. Madem bağlandınız, işi normal nezaket çerçevesinde götürmelisiniz. Sesinizi yükseltmeden karşınızdaki insan son derece kibar, son derece centilmen bir insan, sizi dinliyor. Dinlemek gibi bir erdem gösteriyor. Siz de sesinizi yükseltmeyin lütfen. Kılıçdaroğlu da zaten oyunu çözmüş, adresi göstermiştir. Öyle sarayda bağlansın. Doğru bir şey yapmıştır. Efendim o yayın terk edilmeliydi, terk edilmemeliydi. O tartışma da var. İşte kimileri diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu o yayın terk et. Hayır, terk etmediği doğrudur. Terk etse daha büyük gürültü çıkardı. Vay işte sorulardan kaçtı bilmem ne falan bile. Hayır, oturdu nezaketle, tüm nezaketiyle dinledi. Cevabını da verdi zaten. O cevap bile aslında onlara çok net bir mesajdır. Saray bağlansın dedi. Yani onu bunu bağlat, aratmasın, saray bağlansın dedi. Doğru bir iş yapmadı Habertürk. Cevap hakkının arkasına saklanmak doğru iş yaptığını göstermiyor ya da doğru iş olduğunu kimseye anlatmıyor. Cevap hakkı kutsaldır ama bu şekliyle uygulanması doğru değildir. O halde şöyle düşünün, AKP Genel Başkanı çıkıyor televizyonlarda konuşuyor. CHP Grup Başkan Vekillerinden herhangi birisi, CHP Genel Başkanlarından herhangi birisinin de cevap hakkını kullanması gibi bir sürecin kapısını açtı. Şimdi Sayın Erdoğan çıktığında Engin Altay telefon edip cevap hakkı doğdu kardeşim ya da Engin Özkoç telefon edip bana cevap hakkı doğdu kardeşim demek gibi bir hakka sahiptir. O zaman bağlayacak Habertürk. O zaman Habertürk bu cevap hakkının kutsallığını madem düşünüyor bu kadar hassas bağlayacak, Sayın AKP Genel Başkanı'nın karşısındaki kişiyi bağlayacak. Evet Ebru. böyle karşılıklı atışmalara çok şahit oluyoruz. Bu defa farklı bir biçimle karşımıza çıktı ama siyasette bir üslup sorunu olduğunu da söylemek mümkün herhalde Sayın Dükel. Ve bu konuda taraflar birbirlerini suçluyorlar. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklama muhalefeti hedef aldı. Ama dediğim gibi karşılıklı bir suçlama var. Ama sert bir dil var. Öyle ki mecliste milleti temsil eden insanların tekmeli yumruklu kavga ettiğine dahi şahit oluyoruz. Nedir bu üslup konusundaki sorunumuzun kaynağı? Üslup konusundaki sorunumuzun kaynağı yani bizzat AKP'nin kullandığı üsluptur. Hani öfke, Sayın Cumhurbaşkanı şunu da söylemişti, öfke bir hitabet sanatıdır demiş idi. Biz oradan da yola çıkarak bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu öfkeli dil, bu sert dil, bu aşağılayıcı, bu kaba dil Sayın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı tarafından siyasetin tam göbeğine oturtulmuştur. Yani Cumhurbaşkanı çıktığı zaman muhalefete en son Türk Tabipler Birliği'ne söylediği sözler, ya siz nasıl bir sahtekarsınız, siz nasıl bir yalancısınız söylediği muhatapları kim? Bu ülkenin doktorları, bu ülkenin meslek örgütü, doktorların bir meslek örgütüne sahtekar, yalancı gibi sözlerle en son karşılık vermiştir TTB'nin açıklamalarına dönük. TTB ne demiş? Ya bu Türkov'a çıkardınız, ürettiniz, tamam eyvallah da şunun faz açıklamalarını, birinci, ikinci, üçüncü faz sonuçlarını, raporlarını bir koyun ortaya demiştir. Yani bundan daha doğal bir şey istenir mi? Adamlar ürettiler, aşıları ürettiler. Bunun Sinovac'ı ya da işte diğerleri ürettiklerinde faz raporlarını ortaya koydular. İşte dediler bizim 1, 2, 3. faz değerlendirme sonuçlarımız bunlar. Dünya Sağlık Örgütü de bunlara baktı ve bir karar verdi. Kullanılması yönünde ya da kullanılmaması yönünde. Yani doktor bunlar. Bu kabzımal değil ki. Doktorlar diyor ki açıkla şu sonuçları bir görelim diyor. Faz 1. Vay sen nasıl sahtekarsın? Vay sen yalancısın. Bu üslup doğru bir üslup değil. Ama yıllardır Sayın Erdoğan bunu yapıyor. Beğenmediği herkese karşı yani ne alçaklığı, ne yalancılığı, ne sahtekarlığı, terörist dedi, zillet diyor. Yani demediği bir şey kalmadı. Ama siyasetin dili ya da bu ülke bu dili hak etmiyor. Geçmişte de siyasi parti genel başkanları arasında bazı atışmalar oldu. Olmadı değil. Hep yaşadık ama nezaket hep bir yere kadardı. Yani bakın bir insana bir şey söyleyebilirsiniz ama bir yerde gördüğünüz zaman tokalaşma alanını açık bırakmalısınız. Siz tokalaşma alanını da selamlaşma alanını da kapatırsanız siyaset yürümez. Yarın bir araya gelmek mecburiyetinde kaldığınızda ya insanlar birbirinin yüzüne nasıl bakacak ki? Ya bana yalancı demiş, sahtekar demiş, alçak demiş, terörist demiş, vatan haini demiş, demiş oğlu demiş. Şimdi ben nasıl bakarım onun yüzüne? Ya da nasıl o birlikte olma zorunluluğunu asgari müştereklere bile sağlarım ki kendi iç dünyamda. Bunlar doğru değildir ve bir an önce bu dilden terk edilmesi gerektiğini söylüyoruz ama 20 yıldır söylüyoruz biz bunu. 20 yıldır siyasetin nezaketle götürülmesi noktasında insanların ısrarlı çağrılarına AKP sürekli karşı gelmiştir. Evet. Yani genel başkanlar böyle söylüyor. Aşağıda insanlar öbür tarafta birbirlerini tekme tokat dövüyorlar falan. Yani böyle bir süreç doğru bir süreç değildir. Parlamentolarda kavgalar olur. Geçmişte gördük. Günümüzde de görüyoruz. Birçok birçok parlamentosunda bu kavgalar yaşanıyor. Ama yani bu oluyor ve bitiyor. Yılda bir kere kavga ederler. Biz günde 2 kere kavga ediyor bizim parlamenterlerimiz. Mecbur yani bir de kavga eden tarafla taraflar belli ya da kavgayı başlatan taraflar belli. Birileri yumruğu havada genel kurulda bekliyor. Hani birisi bir şey söyledi şu yumruğu bir indirsem. Yumruk sıkılmış ve bekliyor havada. Yani böyle bir tablo içinde siyaset dilinin mutlaka ve mutlaka böyle bir tablonun devam etmemesi için siyaset dilinin mutlaka ve mutlaka değiştirilmesi, düzeltilmesi ve yumuşaması gerekiyor. Tekme demişken çok da vaktimiz kalmadı. Bir görüntü var. Unutmak ne mümkün. Somalı madenciyi yerde tekmeleyen bir isim. Yusuf Yerkel işçi tekmelediği görüntüsüyle hatırlıyoruz. Ateşe oldu Sayın Dükel. Evet yani ne olacak işte rüşvet aldığı iddia edilen birisi eğer büyükelçi olmuşsa tekme atanın da ateşe olması normal anlayışa, iktidarın anlayışına uygun bir davranış, uygun bir atama. Yani adamda ne tekme varmış, attığı tekme 6.000 euroluk maaşa taşıdı onu. Maşallah, yani gayet iyi. Çoluğu, çocuğu, eğitim masrafı, sağlığından şuna kadar hepsini biz ödeyeceğiz. Gayet iyi biçimde. Evine aldığı eşyaların parasını da biz ödeyeceğiz. Getireceği arabaların parasını da biz ödeyeceğiz. Yani inanılmaz bir alan açılmış. Yani tekme işte böyle. Bakın, bu ilk örnek değil, son örnek de olmayacak. Kim iktidar adına bir şiddet ya da şiddet, bedensel, fiziki şiddet ya da dil olarak şiddet söylemi kullanmışsa ödüllendirildi. Kim Cumhuriyet değerlerine, Atatürk'e hakaret etmişse ödüllendirildi. Göstermelik bir iki soruşturma, arkasından terfi. 19 yıldır, 20 yıldır biz bunun tanığıyız. Gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Onun için ben yadırgamadım. Yani ateşe ne ki, büyükelçi yapsalar yeridir aslında bu tekmeci arkadaşı. Yakışmamış, yani yakışmamış. Onun yeri ateşe falan değil. Yani daha üst mevki, büyükelçi, konsolos falan. Bu noktada olmalı bu arkadaş. Ha, geldiği yer, aldığı eğitim nedir ne değildir bilmiyorum. Ticari ateşelik öyle sıradan bir iş değildir. O işi yapar mı yapmaz mı? Bakın, hiç oralara girmiyorum bile. Oralar liyakat alanına giriyor. Liyakat alanı mevcut AKP sürecinde çok ilgilendiğimiz bir alan değil. O nedenle hiç o tarafa girmiyorum. Peki. Mevcut siyasi konjonktürdeki değerlendirmelerimi ifade ediyorum. Peki Sayın Dükel, çok teşekkür ederiz. Vaktimiz de doldu. Hoşçakalın. Pekala. İyi yayınlar. Evet.